Aydıncık'ta çıkan ve devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Silifke'de yanan orman alanlarında gezip yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak Yeşilovacık mahallesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığı'na gelen İnce, burada Vali Ali İhsan Su, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve diğer yetkililerle istişare toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında Yeşilovacık ve Boğsak mahallelerinde yanan orman alanlarında incelemelerde bulundu. İnce burada yaptığı açıklamada, Mersin'de meydana gelen yangınları söndürmek amacıyla burada olduklarını, 7 noktada yangın meydana geldiğini ve şu anda 3 tanesinin aktif olarak devam ettiğini kaydetti. Mersin ilimizde 7 noktada yangın meydana gelmişti. Bunların 3 tanesi şu anda aktif olarak devam ediyor. Diğer noktalarda söndürülmüş, soğutma çalışmaları devam eden bir konumda. 3 noktada da 5 helikopterimiz şu anda aktif olarak çalışıyor. Yine orman teşkilatımızın bütün personeli başta olmak üzere 128 arazöz, 6 iş makinesi, bunun yanında diğer kamu kurumlarından verilen belediyeler başta olmak üzere diğer iş makineleri, ihtiyaç duyulan diğer araçlarla beraber 200 aşkın şu anda araç müdahale ediyor. 14 mahallede yaşayan yaklaşık 10 bin civarında bir nüfusun olduğunu ve o nüfusun tahliye edildiği bilgisini veren İnce, Mersin'deki tek tesellinin can kaybının olmayışı olduğunu belirtti. Şu anda 14 mahalle tahliye edilmiş durumda. 14 mahallede yaşayan yaklaşık 9-10 bin civarında bir nüfusumuz var. O nüfusumuz tahliye edilmiş durumda. Onlara gerekli barınma yerleri gösterildi. Vatandaşımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere zaten buradayız.